Bu dersimizde donanım kelimesi neleri kapsar konusuna değineceğiz. Bir bilgisayar temelde iki ana bölümden oluşmaktadır. Bu ana bölümlerden bir tanesi donanım, diğeri ise yazılım olarak adlandırılmaktadır. Donanım olarak kastedilen bölüm, elimizle dokunabileceğimiz mouse'umuz, klavyemiz, monitör ve bilgisayar kasasından ibaret. Hatta bilgisayar kasasının içerisindeki parçaları kapsayan toplam bir isimdir. Yani bilgisayar donanımı dediğimiz andan itibaren elimizle dokunabileceğimiz tüm parçaları kapsadığını rahatlıkla anlayabiliriz. Bir bilgisayar kullanıcısı için donanım hakkındaki özel bilgiler veya tüm donanımlar hakkındaki bilgiler tamamen ilgi alanıyla alakalı bir konu. Örneğin bilgisayarda oyun oynama işlemi sürekli olan, yani sürekli olarak oyun oynayan bir kişi bilgisayardaki ekran kartı denilen bir donanım parçasından mutlaka haberi vardır. Çünkü bilgisayar üzerinde yaptığı işlem, yani oyun oynama işlemi için en önemli parçalardan bir tanesi ekran kartıdır. Bu sebeple o kişi kendi kullandığı bilgisayarı kullanma şekline göre gerekli olan, en çok ihtiyaç duyduğu donanımın bilgisine sahip olur. Bir kullanıcı donanım hakkında çok ayrıntılı bilgiye sahip olmak zorunda değildir. Sonuçta adı üzerinde bilgisayarı kullanan kişi. Bilgisayar çalışır durumda olduğu sürece kullanıcının kasanın içerisinde ne olduğunu, hangi parçaların olduğunu, bu parçaların hangi özelliğe sahip olduğu konusunda herhangi bir bilgiye sahip olma zorunluluğu yoktur. En azından bilgisayara yeni başlayanlar veya bilgisayarı orta seviyede kullanan kişiler açısından bu zorunluluk yoktur. Kişiler bilgisayarları kullanmaya başladıkça, bilgisayarlar ile daha çok vakit geçirmeye başladıkça meraklarından dolayı artık donanımsal parçaları daha fazla tanımaya başlar. Bu da tamamen ihtiyaçla ilgili bir konudur. Örneğin yine bilgisayarda oyun oynayan bir kullanıcı belirli bir zaman sonra bilgisayarında bazı oyunları oynamamaya başlar. Oynamamaya derken bilgisayarı artık bazı oyunları çalıştırmamaya başlar. Bu sebeple kullanıcı araştırmaya başlar. Acaba bu tip oyunlar benim bilgisayarımda neden çalışmıyor? Bilen kişilere sorup veya araştırdıktan sonra ekran kartının yetersiz olduğunu öğrenecektir. Tabii bunun dışında birçok sebep olabilir. En basit anlamda bir örnek vermeye çalışıyorum. Ekran kartı yetersiz olduğunu duyduktan sonra artık ekran kartının oyun oynamak için önemli bir parça olduğunu bilir ve buna göre ekran kartını bir bilgisayar almaya çalıştığında ekran kartını da özellikle rahat oyunları oynayabilecek şekilde bir model almaya çalışacaktır. Bu aşamada böyle bir tecrübe geçirdikten sonra artık ekran kartının önemini anlayacaktır. Fakat ekran kartının önemini yine bilmek zorunda değil. Günümüzde çok çeşitli ve çok farklı bir donanım yelpazesi var. Yani donanım çeşitliliği var. Hatta donanım çeşitliliği olarak bahsettiğimiz yapı daha fazlalaştı ve artık bilgisayar türleri bile değişmeye başladı. Masaüstü bilgisayarlar, ki bir sonraki dersimizde bu konuya değineceğiz, örneklerle, resimlerle inceleyeceğiz. Temel konuya dönecek olursak, donanım kelimesi bilgisayarda, bilgisayar parçalarında elle dokunabileceğimiz tüm parçaları kapsayan toplam bir isimdir.